Arkadaşlar, bu benim ilk videom olacak. Pratik kesim yapıyorum. Dikiş meraklı arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. En kolay işlerle başlıyorum. Bu elimde olan bir penye kumaş. Bunu şimdi bodimizin boyu 40 santim. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde basit bir model body keseceğiz. İlk önce yaka oyuntusunu veriyorum. Şu şekilde. Şöyle omuz çiziyorum. Boy 40 santim. Etek ucuna bant takacağım için yani 40 santimden kesebilirim bunu. Çünkü 5 santim eninde bant takacağım ona. Etek ucunu sıkması için. Bu şekilde 40 santimden çiziyorum. Beden 64 olduğu için 4'e bölüyoruz. 16 santim. 1 santim de dikiş payı veriyoruz. 17 santim. 17 santim işaretliyoruz. Yani omuz çocuk olacağı için yani bir 8 santim yapabiliriz. Şu şekilde kol kavisliği veriyoruz. Böyle. Bu şekilde kesiyoruz. Yaka oyuntusundan başlıyoruz. Sonra omuz. Daha sonra kol. Şimdi kolu kesiyoruz. Şunu şu şekilde çıkartabilirim. Parçamız yeterince var. Kolu şöyle çizebilirim ilk önce size. Ben alışık olduğum için hemen kesime geçiyorum. Şimdi burada omuz 8 santim. 8 santim şu şekilde ayırıyoruz. 40 santimden işaretliyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Kolucunu fazla dar yapmıyoruz. Bantla büzeceğimiz için biraz geniş olması gerekiyor. Böyle ben gelişi güzel kesiyorum. Nasıl olsa kola göre onu ayarlayacağım. Bol diyelim. Pardon. Hemen daraltıyoruz. Şurayı biraz daha alabiliriz. Çok güzel. Şimdi omuzumuzu biraz alıyoruz. Şöyle yaka oyuntumuzu veriyoruz. Makasım da iyi kesmiyor sanki. Evet. Evet, şimdi bantları keseceğiz. Etek ucuna yapacağımız şöyle 5 santim veya 6 santim olsa 5,5 da olabilir. Şu şekilde kesiyoruz. Şöyle zaten yarısı burada. Yarısından biraz fazlası. Etek ucuna yapacağımız yani şu şekilde esneyecek, biraz büzdürecek onu. Aynı şekilde kol içinde kesiyoruz. Kol içinde göz kararı yapalım. Şu şekilde olsa yeterli. Kol bandında kestik. Yakayı biraz daha dar yapıyoruz. Çocuk kıyafeti olduğu için. Çocuklar sıkılabilir derin balıkçı yakalardan. O yüzden daha ince yapıyoruz. Şu şekilde bir yaka yeterli. Evet arkadaşlar, şimdi makinemize geçiyoruz. Evet. İlk önce omuzlarımızı birleştiriyoruz. Makinemizde.
yan olduğu için istediğiniz gibi esnetebiliyoruz. Şimdi kolları takıyoruz. Uçlarını şu şekilde birleştirdikten sonra diğer ucu tutuyoruz. Sonra avucumuzun içinde topluyoruz. Evet. Şimdi diğer kola geçiyoruz. Diğer kolda aynı şekilde takıyoruz. Sonra yanları birleştiriyoruz. İlk önce koldan başlıyoruz dikime. Sonra kolucu dikişleri birbirine, kol altı dikişleri birbirine denk gelecek şekilde tutuyoruz. Sonra burayı geçtikten sonra etek ucunu tutuyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bantlarımızı takıyoruz. İlk önce etek ucundan başlıyoruz. Buna biraz fazla. Biraz daha kestirip atabiliriz mesela. Daha iyi büzmesi için. Mesela şu şekilde şuradan kesebilirim. Sonra bir yanına koyuyoruz buraya. Sonra bu şekilde çeviriyoruz. İki dikişi birbirine denk getiriyoruz. Şöyle. Sonra diğer yarısını diğer dikişe denk getiriyoruz. Şu şekilde bunu büzdüreceğiz. Evet, aynı şekilde kolların bantlarını da bir iki yanına getiriyoruz. Sonra elimizle şu şekilde çeviriyoruz. Sonra etek ucuna taktığımız şekilde kolumuzu da takıyoruz. Büzdürerek, esneterek. Diğerini de aynı şekilde takıyoruz. Şöyle. Yakamızda dikiş arka omuz kısmına, arkaya doğru bakacak şekilde gelecek. Şöyle bu şekilde takmaya başlıyoruz bantamızı. Esnetiyoruz yine şu şekilde. Hatta evet, şimdi yakamızı takıyoruz. Dikiş çekerek takıyoruz. Daha rahat olsun diye. Evet, şimdi bademizi bitirmek üzereyiz.
Şimdi önüne çocukların sevdiği şekilde bir süs yapıştıracağız. Onu da ütüyle yapacağız.